Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hatırlarsanız Diyarbakır Ulu Camii'nde bir tane Süleyman Kral diye bir kardeşimiz kendini Mehdi ilan etmişti. Bugün bir kardeşimiz beni buldu ve benimle konuşmak istedi. Ben aslında önyargılıyım biraz bu konuda. Bana kendisinin Mehdi olduğunu söyledi ve ben dedim arkadaşım Mehdi yaşı 40'larda olmalı, 39'lar. Ve şimdi ben başlayacağım konuşmalara, muhabbetlere. İsteyen katılır, isteyen katılmaz. Sadece ben katılmadım, bunu söyleyeyim öncelikle. Tabii zaman bunu gösterecek. Evet kardeşim, öncelikle adın nedir? Adım Muhammed İbrahim Halil Eroğlu. Evet kardeşim. Öncelikle benim 3 ismim var. Oradan bir gideyim önce. Muhammed İbrahim Halil zaten çok ağır bir isim. Şimdi o şeyi önce anlatayım. Anladım. Muhammed isminde bir sır var. Ne soru var? Şimdi önce Peygamber Efendimiz demişti ki onun adı benim adıma uyar. Evet. Yani onun da adı Muhammed'dir. Şimdi Muhammed. Şimdi onun parantezini, bu bilgiyi ilk defa benden duyacaksınız. Muhammed ismini paranteze ayırdığımız zaman, yani Muh ismini bir tarafa, Ahmet bir tarafa aldığınız zaman, Ahmet'in diğer anlamı Diyarbakır demektir. Öyle değil mi? Evet. Muhammed. Evet. Yani Ahmet, Evet. Diyarbakır. Evet. Demek ki Muhammed ismiyle Diyarbakır isminin bir ilişkisi var. Burada anlaştık. Tamam da anlaştık diyelim. Başka ne danışacağız? Şimdi İbrahim, onu da paranteze ayırdığımızda İbrahim. Allah'ın Rahim ismi var. Evet. Halil ismine gelecek olursak da Halil. He, Ali ile Halil'in ortasında da Ali ismi var. Ali var. Ali. Yani Ahmet, Rahim, Ali. Ha, bu şifreyi kendin çıkardın. He, bunu kendim çıkardım. Bir de Eroğlu da soy ismimdir. Eroğlu. Yani Er'in oğlu. Evet. Peygamber Efendimiz de zaten hani bir erdi. Er demek hani Hazreti Mehdi de Peygamber Efendimiz'in soyundan geliyor. Yani Er'in oğlu. Peki bu varsayımlardan nasıl çıktın ortaya? Şimdi piyasada 1000 tane Mehdi var. Şimdi bu ben senin kalbini kırmak istemiyorum yani. Yok yok, burada bir tartışma Evet, yapıyoruz. tartışma. Videoda biz videodan önce anlaştık zaten. Videoda aksiyon da olabilir. İstediğimiz kadar tartışabiliriz yani. Evet. O konuda bir sıkıntı yok. Şimdi Mehdi Aleyhisselam olmak için batın ilmi olacak. Senin batın ilmi var O mı? gelecekte olacak. Gelecekte olacak. Ama Mehmet Hoca'nın dediği kişi var yani. Batın ilmi var Mehmet Hoca'nın dediği kişinin. Hazır durumda bekliyor yani. Şimdi Mehmet Hoca konusuna ben değinmek istemiyorum pek fazla. Evet. Şimdi Seyit Mehmet Güven diye bir adam vardı. İsim vermeyelim. O adam Kul aklına girmez. 2013'te bir video çıkardı. Adam dedi ki ben rüyamda Hazreti İsa'yı gördüm. 3-4 kere görmüş. Ve diyor ki Mehdi 2019'da zuhur edecek. Evet. Bu 2019'da. kendi görüşüdür. Ama bir sürü rüya görmüş ya o konuyla ilgili. Hazreti İsa rüyasına gelmiş adam bunu belki kaç kere söyledi ya. Yani 2019'da video çekti. Peki sana ne zaman 2018'de video. peki sana ne zaman batın elim gelecek? Şimdi tamam ona Bu geleceğim çok de. önemlidir. Şimdi 2019'da zuhur edecek dedi ya. Evet. Ben Seyit Mehmet Güven'e inanıyorum. Bence Mehdi gerçekten 2019'da zuhur etti. Ettim mi? O insanın dediği doğruydu. O adamın rüyasına gerçekten Hazreti İsa geldi. Hatta rüyasına yani o adamı dizlesene bilerler zaten. Seyit Mehmet Güven'in rüyası yazsalar hemen çıkar. Mehdi nerede zuhur etti biliyor musun? Mehdi YouTube'da zuhur etti. Tam etti. İster inansınlar, ister inanmasınlar, Mehdi YouTube'da zuhur etti. YouTuber'dır. Yani şimdi bizim bu zamanımız teknoloji çağıdır. Yani o hani büyük zuhur da olacak. Eline kılıç alıp atın üstünde insanların o hayal ettiği gibi İstanbul'daki o zuhur olacak zaten. O ileride olacak. O gökyüzünden ses geldikten Peki sonra olacak. Diyarbakır'ı İstanbul'a nasıl bağladın birbirine? Yok şimdi bak anlatamıyorum.
Şimdi o büyük zuhur var ya, İstanbul'da olacak. Hani insanların o hayal ettiği gibi atın üstünde böyle elinde kılıç gökyüzüne ses geldikten sonra olacak. Ama Mehdi 2019'da da zuhur etti. Büyük bir zuhur değildi. Küçük bir zuhurdu o. YouTube'da zuhur etti. Çünkü o Seyit Mehmet Güven yalan atmıyordu. Yemin ederim o Seyit Mehmet Güven'in videosunu izlesinler. Onun rüyası diye YouTube'a yazsınlar. Adam o bir dinlesinler bana inanacaklar. Yemin ederim adamın rüyasına Hazreti İsa gelmiş. Peki sen bu diyemezsin. Melek gelmiş, Cebrail, Azrail gelmiş. Ve adam diyor ki kaç kere benim rüyama geldi. Diyor insanlara söyle yay. Mehdi 2019'da zuhur edecek. Bunu bütün insanlar duysun. Peki senin bir fiziksel işaretlerinde ne var? Şimdi oraya geleceğim. Bu konuyu bitireyim. Ben 2019 yılında YouTube kanalı açtım. Ben bu fikre tam da o zaman aklıma geldi. Tam da o Seyit Mehmet Güven'in videosunu izledim. Dedim tamam dedim ben YouTube kanalı açacağım ve tam da 2019'da ben YouTube kanalı açtım. Ben YouTube'da zuhur ettim. Ve dikkat ederseniz yani buna gerçekten dikkat ederlerse 2019'da 100 tane yeni Mehdi ortaya çıktı. Belki 200 tane YouTube'da herkes diyor o diyor ben Mehdi'yim o diyor ben Mehdi'yim. Hilafeti Muhammediye çıktı bir sürü YouTube kanalı çıktı. 2019 resmen böyle Mehdi çığırı ortaya çıktı ha. Herkes diyordu ben Mehdi'yim YouTube'da. 2019 bitti. Artık Mehdiler azalmaya başladı. Yani şu an Halen devam ediyor. var da şimdi YouTube'a hani YouTube'da Mehdi'yim diye çok fazla insan çıkmıyor artık. O 2019'da çok fazla çıktı ha. Sonra ne oldu? Benim YouTube kanalımı kapattılar. Bilmiyorum neden kapat. İşte sorunlar çıktı. Ben videolarda hep diyordum. Ben Mehdi'yim diyordum. 2019'da açtığım YouTube kanalımda bütün fiziksel özelliklerimi de anlatıyordum. Bütün her şeyi de söylüyordum. İşaretleri, sırları hepsini söylüyordum. Sonra bir baktım benim YouTube kanalımı kapattılar. Bütün videolar gitti. Şimdi orayı anladık. Mehdi 2019'da YouTube'da zuhur etti. Şimdi gelelim fiziksel işaretlere. Fiziksel işaretler Peygamber Efendimiz diyor ki onun alnında bir tane yara izi olacak. Benim alnımda bir tane yara izi var. Ben çocukken merdivenlerden düştüm ve kafama dikiş attılar 3 tane. Hatta böyle bakarsan görünüyor mu? Görünüyor kardeşim, görünüyor. Yemin ederim görüyorum da. Kusura bakma Yo yo, şimdi ha. daha işaretlere geleceğim. Heh. O yara izi var. Kesinlikle var. Peygamber Efendimiz diyor, onun alnında yara izi olacak. Bu mu yani? Yo yo, daha var anlatacağım. Şimdi benim sağ bacağı, onun diyor sağ bacağına bir işaret var. Benim sağ bacağımda büyük bir leke, yuvarlak büyük bir leke var. Birçok onda vardır ya, ben görmüşüm. Tamam da şimdi hem alnında leke olması hem bacağımda o alnımda leke değil, alnımda yara izi olması, bacağımda leke olması, Seyit Mehmet Güven dediği 2019'da zuhur edecek demesi, ayrıyeten yüzü benlidir. Benim yüzümde birçok ben var. Öyle yani şimdi ben bazı Mehdiler çıkıyor. Valla kardeşim benim şuramda bir tane büyük bir ben var. Ben Mehdi'yim. Ben o sahtekarlardan değilim kardeşim. Ben o sahtekarlardan değilim. Benim bir sürü işaretim var. Şimdi bu 4 tane işareti saydım. Yaşın kaçtı? Yaşım şu anda ben 2001 11 Nisan 2001 doğumluyum. Bir. Şu anda aynen 2022 yılının 11 Nisan'ında ben 21 yaşına girdim. 21 de Diyarbakır plakasıdır. Ve ben tam da 21 yaşında Mehmet Hoca'na tanıştım. Sizinle tanıştım. Çetin abine tanıştım. 21 Diyarbakır plakasıdır. Onu da Ama söyleyeyim. Mehmet Hoca ile anlaşamayacaksınız da. Bu Mehdi Yok Hoca ile yok. anlaşamayacaksınız. O Mehmet Hoca'yla ben anlaşacağıma inanıyorum da.
sağ eline geçelim. Şimdi Mehdi'nin sağ elinde büyük bir işaret vardır. Bu işareti şimdi pek görünmüyor. Evet. Yani bunu çok dikkatli bakmak lazım. Sağ eldeki bu işarete çok dikkatli bakmak lazım. Benim köydeyken, küçükken kolum kırıldı. Sağ kolum kırıldıktan sonra ben böyle düşme esnasında benim bu sağ elimin bu tarafında bir iz oluştu. Ve bu iz de çok ilginç bir iz. Böyle nasıl desem, A şekline benziyor. A şeklinde ve böyle Hazreti Ali'nin kılıcına benziyor. Evet. Böyle nasıl desem, iki çatallı kılıç olur ya Hazreti Ali'nin kılıcı. Evet. Zülfikar. Zülfikar kılıcı. Öyle bir iz var sağ elimde ve A harfi. A harfine de benziyor. Yani sen şimdi tam göremeyebilirsin de ışıktan hayatta göremezsin. Ben bu yani hiç anlamıyorum. Yani sağ elinde bir işaret vardır. Bu izi de hani böyle çok yakından bakınca görebiliyorsun. Hatta ben eski videolarımda yani bunu çok net bir şekilde fotoğrafını çektim. Şimdi benim videolarımda iki kişi kendi Mehdi'yi ilan etti. Onlar boştur. Biri Kral Süleyman. Onların var ya, Kral onlar izleder hepsi mi? Boştur. Kral Süleyman'ı izleder mi? Cami. Evet. O adam bile bağırıyor, artistik yapıyor. Evet. Şimdi bu kadar Mehdi Aleyhisselam'ın öyle ben Mehdi'yim demenin şeytani güçlerin de şey olabilir. Peki senin içinde bütün bir varlık seni bu şekilde yönlendirmiş olabilir mi? İsim benzerliği veya işte ya bu şeytanın da helalleri de vardı kardeşim. Yani dikkat etmekte fayda var. Çünkü Mehmet Hoca ile de konuşurken Mehmet Hoca diyor benim arkadaşım Mehdi'ydi mesela. Ben ona da aynı şeyleri söylüyorum. Şimdi, ama oradaki olay farklı bir olay. Hani onun için benim bunu söylemem lazım. Açık ben de söylemem lazım. Hani Mehdi olmanız için, hepiniz için söylüyorum. Mehdi olmanız için gökten sesin gelmesi lazım. Okey. Tabii ki de. Evet. Gökyüzünden ses gelecek ve Mehdi'nin adını söyleyecek. Ne gelmezse ne olacak? Şimdi gökyüzünden ses Mehmet Hoca da diyor. Daha gökyüzünden ses gelecek. Misa gelmedi, senin adın söylenmedi. Senin ayrı kırkına olamayacakmışsın. O zaman öyle bir şey olsa gerçekten çok hayal kırıklığına uğrarım. Allah'a da küserim. Estağfurullah. Yani bu kadar sevdiği bir insanı, bu kadar işaret verdiği bir insanı Mehdi seçmezse estağfurullah. Gerçekten Allah yani estağfurullah küserim biliyoruz. Estağfurullah. Şimdi estağfurullah. Estağfurullah desen niye olacak? Estağfurullah. Şimdi gökyüzüne ne zaman ses gelecek? Evet. Bunu kimse bilemez değil mi? Öyleyse Mehdi'yse de 40 yaşına kadar gelmesi lazım. Yok, şimdi yaş konusuna da ben geleceğim. Yaşı uymayanlar da şimdi öyle diyecekler. Yaşı uymadı diyecekler. O da uyuyor. Ona da geleceğiz. Şimdi Mehmet Hoca bile tarih vermedi değil. Evet. Ne zaman zuhur edeceğini söylemedi değil. Evet. Şimdi Mehmet Hoca'nın kanalına gelip de kendimin şu an Mehdi olduğunu söylüyorum değil mi? Yani videolarda Mehmet Hoca'nın kanalı değil, ben kanalım. Tamam, sizin kanalınıza geliyorum ve Mehdi olduğumu söylüyorum. Ama senden önce bir tane Kral Süleyman da söylemişti. Şimdi sen o zaman ben herkese görüşüne saygı duyuyorum. Bak, yani şu an ben kendi görüşümü de ortaya koyarım. Birçok insanı da ben videoya çekerim. Kendi Mehdi'yi görenler de benim videolarıma gelebilirler. O ayrı bir konudur. Ama ama benim Mehdi düşüncem hiç öyle böyle değil. Onu, gökten güçlü olacak. Batın alemde güçlü olacak. Mesela herkes dese ben Mehdi'yim, ismim benziyor, işaretim benziyor. Bunlar çok basit kalıyor kardeşim. Yani Mehdi Aleyhisselam maneviyatta çok güçlü olacak. Mehmet Hoca'nın dediği gibi. Maneviyatta melekleri olacak. Böyle duaları kabul olacak. Yani böyle basit bir şekilde benim ismim Muhammed'dir. İşte benim ismim Halil'dir. İşte benim odur. Orada bir işaret buldum. Bunlara yaparsak çok kaybederiz. Hayal kırıklığı bizi bekler. Şimdi ben Mehmet Hoca yani Çetin Tatar YouTube kanalında Mehdi olduğumu söylüyorum ve ben Mehmet Hoca'nın bir sürü videosunu izledim.
Bir sürü videosunu izledim. Yani ben şimdi Mehmet Hoca'ya yalanlanmış oluyorum, öyle değil mi? O Mehmet Hoca'nın dediği Mehdi başka biridir. Yani o zaman şu anda sen diyorsun ki sen Mehmet Hoca'yı yalanlıyorsun. Mehmet Hoca'nın dediği Mehdi başka bir Mehdi. Hayır, ben Mehmet Hoca'ya inanıyorum. Ben Mehmet Hoca'ya güveniyorum. Ben onun bütün videolarını da izledim. İzlemeye de devam edeceğim. Mehmet Hoca'nın dediği her şey gerçektir. Ve Mehdi Diyarbakır'da zuhur edecektir. Ve o zuhur ettiğinde dünya şok olacaktır. Ve o Mehmet Hoca'nın dediği Mehdi aslında benim ha işte. Öyle bir şey yok işte. Ben şimdi Mehdi zamanda yolculuk yapabiliyor, öyle değil mi? Tamam, şimdi Mehmet Hoca'nın senin kastetmediğin... İşte ben bunu Mehmet Hoca'ya sorman lazım ha. Mehmet Hoca'nın dediği kişi... Senin o dediğin Mehdi ben miyim diye ona soracağım ha. Ona sor, aynı konu. Ama seninle alakası olduğunu düşünmüyorsun ki onun yaşıyla alakalı bir şeylerin şifresini verdi. Evli olduğunu söyledi, sen evli değilsin. Evlin ben videolarını çok iyi dinledim. Evli olduğunu söylüyor. Çok çok iyi dinledim. Mehmet Hoca'yı ben can kulağıyla dinliyorum. Mehmet Hoca evli derken dedi ki o gökyüzüne baktı. Allah ona kendi simasını gösterdi. Ve karısı da yanındaydı dedi. Yani evlidir derken şimdiden bahsetmiyor ha. Mehmet Hoca zamanda yolculuk yapabiliyor. Ben bunu burada açık açık söyleyeyim. Ama yine de seninle alakası olur. Ben yine bir video Mehmet Hoca diyeceğim. O kardeşimiz midir değil midir? Yok değilse ne olacak? O beni şimdi zaten ben ona görüşeceğim. Daha yok derse ne olacak? Ben kendim bizzat ona soracağım. Daha tanışmamışsınız zaten. Bir tanışın. Ben biliyorum ki o beni tanıyor. Ben biliyorum ki ben bu videoyu çekmeden önce... Nurlar aleminde. Yo, bildiğin o ben Mehdi olduğumu biliyor ya. Söyleyemiyor ha. Sırdır ha, bu bir sırdır ha. Sırrı sen ifşa ettin o zaman. Ben ifşa ettim çünkü ben söyleyebilirim. Ben zamanı geldiği için söyledim. Bak şimdi sana bir şey diyeyim mi? Mehmet Hoca bir video yapacağım. Ben %100 eminim diyecek ki sen değilsin. Niye? Tamam öyle der o, öyle der. Değilsin der. O beni YouTube'da ifşa edemez tabii ki de. Sen niye gene ifşa ediyorsun? Ben onunla özel konuşacağım. Ben ona diyeceğim ama ki... Ama Mehmet Hoca diyor ki ben onun yanına gidiyorum, konuşuyorum, doğru. Tamam. Sen hiç konuşmamışsın. Ben zamanda, bak gelecekte ben sen, boyut atlayacağım. 33. boyuta geleceğim tamam, ha. Ben, ölümsüz... Şey, Mehmet Hoca diyor ya, ölümsüzlük gücüm olacak şimdi ha. Şimdi mesela bir şey diyeyim mi? Sen bir hayal dünyasındasın. Bunu kabul et. Kabul etmen lazım. Çünkü Mehmet Hoca seni daha önce görmemiş. Sen Mehmet Hoca'yı görmemişsin. Görmüş. Tamam mesela... Görmüş, sen bilmiyorsun ha. Ruhlar alemde. Ya şimdi ben onu, Mehmet Hoca'yı ben daha yeni tanıyorum. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Hayır. Mehmet Hoca'nın arkadaşı olan Mehdi zamanda yolculuk yapma gücü var. Tamam. Yani bu ne demek oluyor biliyor musun? Sen zamanda yolculuk benim gelecekteki halim onunla iletişime geçiyor ha. Öyle bir metafizik bu. Öyle bir şeydir ha. Sonu diyor ya 33. makama da ölümsüzü olacak Mehdi. 22. boyutta ışınlanma gücü olacak. Ama şimdi burada ben daha yeni ortaya çıkmışım. Benim gelecekte öyle güçlerim olacak ha. Peki şimdi Mehmet Hoca'nın gördüğü kişi sen değilsen ya da başka birisi ne olacak? Bu da var değil mi? Bu seçenek öyle de var. Bir şey yok. Böyle bir seçenek de olabilir. Böyle bir seçeneğin olduğunu düşünmüyorum. Ama bütün kendi Mehdi ilan edenleri çok iyi hiçbir şey düşünmüyor. Ben peki emin... kendini. Hey kendinden emin de. O zaman bakarsan bak 100 tane Mehdi var piyasada. Kime söylersen kendisini kesin olarak koruyor. Ama şimdi Mehmet Hoca'ya inanıyor musun? Onu önce bir söyleyeyim. Mehmet Hoca'ya inanıyorum diye her kelimesine katılmıyor. Diyarbakır'da zuhur edecek mi değil mi? Tamam biz buna tamam. Okey diyelim. Yani Diyarbakır'dan çıkacak. Medine'den çıkacak. Medine'de bir şehir anlamında. Tamam. Yani Diyarbakır'dan çıkacak. Mehmet Hoca bunu çok anlıyor. Diyarbakır'da 2 milyon insan var. 2 milyon insan içerisinden sence 3 isimli olan bir insan ve bu kadar işareti olan bir insan olmayıp da kim olacak? Hatta sen dedin ki yaşın uymuyor dedin. Yaşım da uyuyor. Sen hatta diyor bir hadiste diyor ki Mehdi 30 ile 40 yaşı arasında videoda sal tepkine geleceğim ha. Tamam. Dedim ya Allah'a küsüyorum.
o konu ayrı mesele. Şimdi niye küstüğümü de söylerim zaten. Öyle söyledim niye küseceğimi. Allah beni eğer gerçekten de bu kadar işaret vermiş, Allah, Diyarbakır'a yerleştirmiş, Allah, hesap beni sorulmaz. Seçmese tabii küserim Allah'a. Ama Allah'a hesap sorulmaz ki. Hayır, ben biliyorum çünkü beni seçeceğini. Ben buna eminim ha. %100 eminim ha. Herkes kendine %1 milyon eminim ha. Çünkü bak yaşım da uyuyor ha. Bak 30 ile 40 yaşı arasında olduğu halde çıkacak. Çıkacağım. Emin ol ki ben çıkacağım. 30 ile 40 yaş arasında ben çok çok güçlü bir insan olacağım. Ve o genç bir delikanlıdır. Mehmet Hoca birkaç yıl önceki videosunda diyor ki 2023-2025 arasında çıkabilir. He. O zaman senin yaşın yine uymuyor. Şimdi bak çıkmak ayrıdır. Gökyüzünden ses gelmesi ayrıdır. O, onu da şimdi anlatacağım. Önce bu yaşı söyleyeyim. Şimdi o genç bir delikanlıdır diye bir hadis var. Duymuş musun? Bunu biliyorsun değil mi? Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. O genç bir delikanlıdır. Bir sürü genç oldu ya da. Tamam, yani benim bu işaretim de uyuyor. Onu önce söyleyeyim. Ve o 40 yaşına geldiği zaman hep 40 yaşında kalacak. Bunu Peygamber Efendimiz söyledi. O 40 yaşındadır. Ve hiç yaşlanmaz. Her zaman o yaşta kalır. Demek ki ben 40 yaşına geldiğimde her zaman 40 yaşında kalacağım. Hala da hiç yaşlanmayacağım. Yani o genç bir delikanlıdır. Benim o konuda yaşım uyuyor. Ben şu anda yani 40 yaşına da gelsem yaşlanmayacağım. Ve şu anda da benim ilk zuhurum gerçekleşiyor. Dedim ya 2019'da YouTube'da zuhur ettim. Genç bir delikanlıydım. Evet. Şimdi de gelip senin kanalında zuhur ettim. Şu anda da senin kanalında zuhur ediyorum. Ve genç bir delikanlıyım. Ona bakarsan bir tane daha zuhur etmişti Süleyman. Tamam. Tamam. Şimdi sen o öteki meselene girelim. Sen dedin ki sen 2023 ne? 2025 arasında hani gökyüzünden ses gelirse dedi ya Mehmet Hoca demişti ya gökyüzünden ses gelir ve Mehdi zuhur eder demişti. He yani sesin duyurulma ihtimali var. Sesin geleceğini söylemişti. İhtimal yani. He ihtimali var. Şimdi 2023 ile 2025 arasında ben bunun tarihini de size vereceğim. Hiç kimse tarih vermedi. Verenlerin tarihlerinin hepsi çöp oldu. Yani hiçbirinin tarihi tutmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Mehmet Hoca bile tarih vermedi. Tam kesin tarih vermedi. Ama ben bunun tarihini de vereceğim. Hadi hocam. Gökyüzünden gelecek olan sesin tarihini de vereceğim. Ondan önce bir alamet olacak. Onun da tarihini vereceğim. Ve 30 ile 40 yaşı arasında zuhur edeceğim. O büyük zuhur 30 ile 40 yaşı arasında olacak. Yani gökyüzünden ses geleceği yıl Mehmet Hoca'nın dediği gibi 2025 ne? 2023 arasında gökyüzünden ses gelecek. Bunu Mehmet Hoca dedi. Değil mi? Evet, orası kesin doğrudur. Yani gökyüzünden gelecek olan sesi birazdan tam anlamıyla kesin olarak söyleyeceğim. 2023 ile 2020... Bir de bu videoyu da seninle izninle çekiyoruz. Sonra silme bilme olmaz. Hayır, ben her zaman sözümün arkasındayım. Evet. Ben kesinlikle hiçbir... Yani ben söylediğim sözü hiçbir zaman hani kimse değiştiremez. Evet, o zaman biz bu videoyu da kapatalım. İkinci bir videoyu. Ama yok, şu an konu çok az kaldı. Bitireyim, bitiyor dediğim gibi Mehmet Hoca diyor ki 2023 ile 2025 arasında gökyüzünden bir ses gelecek. Aynen öyle olacak. Tarihi de söyleyeyim sana. Söylüyorum. 2024 yılının herkes duysun. Bak herkes duysun tarihi söylüyorum. Videoyu bitiriyorum. Son cümlelerimi söylüyorum ve videoyu bitiriyorum. 2024 yılının Ramazan'ın 23. günü. Ramazan ayının 23. günü
gökyüzünden ses gelecek. Bu kadar mis yani. %100 eminim. %100. Bak Mehmet Hoca bile tarih vermedi, ben veriyorum. Çünkü bana ledün ilmi geliyor. Mehmet Hoca dedi ya, ona ledün ilimleri gelecek. Allah onu zur etmeden bile ona ilimler gönderecek. 2024 yılının Ramazan'ın 23. günü gökyüzünden ses gelecek. Buna eminim. Bir de başka bir şey, bir işaret daha var. Bir hadiste diyor ki gökyüzünden ses gelmeden, yani gökyüzündeki ses gelmeden ses gelecek yıldan önce Recep ayına bir işaret vardır. Böyle bir hadis de var. Gökyüzündeki sesteki yıldan önce Recep ayında bir işaret vardır. Ve o işaret nedir diye sormuşlar Esabe'ye. Ve o demiş ki, o işaret şudur. Recep ayında, yani o gökyüzünden ses gelmeden ki önceki Recep ayında gökyüzünde bir el görülecek. Gökyüzünde bir el görülecek ve ayda bir çehre görülecek. Ayda bir çehre görülecek. Kapatma, kapatma. Çok önemli, çok önemli. Ayda bir çehre görülecek. Dakika kaç oldu? 26'yı çok az kaldı. Aa, çok az kaldı. Ayda bir çehre görülecek ve gökyüzüne bir el görülecek. Şimdi 2024 yılının Ramazan'ın 23'ünde gökyüzünden ses geleceği için o Ramazan'dan önceki Recep ayında gökyüzünde bir el görülecek. Bir el görülecek. Kocaman bir el görülecek gökyüzünde ve ayda bir çehre görülecek. Ve sonra Ramazan ayında, Ramazan 23'ünde gökyüzüne ses gelecek. Şimdi heyecandan tam anlaşılmadı. Son kez söylüyorum. 2024 yılının Ramazan'ın 23. günü, 2024 yılının Ramazan'ın 23. günü gökyüzünden ses gelecek ve o gökyüzünden ses gelmeden önce Recep ayında gökyüzünde bir el görülecek ve ayda bir çehre görülecek. Bunların hepsi hadiste var. Sonra son olarak 30 ile 40 yaşı arasında Mehdi'nin o büyük zuhru gerçekleşecek. Ben geleceksin diyor. 30 ile 40 yaşında olduğu halde. Evet kardeşim. Evet arkadaşlar, bizim Çetin Tatar kanalı olarak bütün kardeşlerimize açıktır. Kendi Mehdi görmek isteyenler ya da görenler, değil mi? Evet. Gelip konuşabilirler. Bir de yalnız, benim de YouTube kanalım var. Yalnız burada dur. Ben bir şey diyeceğim. Şimdi bütün kardeşlerimize söyleyelim. Sen kendi adını söylersin. YouTube söyle. Köyün Delisi diye bir YouTube kanalım var. Deli oldum. Bilerek Köyün Delisi koydum. Çünkü deli insanlar asıl zeki insanlardır. Evet. O yüzden YouTube kanalımın adını Köyün Delisi koydum. Ve o kanala gitmek için de bu videonun açıklama kısmındaki linkten benim kanalıma da gidebilirsiniz. Yani ben... Evet. Ha, güzel reklam da yaptın. Evet. Köyün Delisiyim ben. Ama aslında deli değilim ha. Ya sen bir yer benim canlı yayınıma getirmiştin. Ben zekiyim. Aynen. Sen şimdi bile bir şey var. Biz tanıştık. Diyarbakırlı olduğun için. Diyarbakır'da nasip oldu. Tanıştık. Allah ne isterse öyle olacak. Doğrudur. Kızmaca yok. Darılmaca yok. Allah'a köstüm yok. Bir ara canlı yayına gelmiştim. Orada sana bir soru 100 kere sordum. Ha. Ama sen bana dedin ki sen hakikaten deli misin dedin. Şimdi sana bunu söylüyorum. Allah istediğini Mehdi yapacak. Öncelikle piyasada 100 tane Mehdi var. YouTube'larda. Hepsi hezimete uğrayacak. Bence hani bir tanesi yerden çıkabilir, bir tanesi doğru olabilir. Ama hepsi Mehdi olamaz ki. Yani hepsi kendine inanıyor, hepsi hadislerden konuşuyor, hepsi işaretlerden konuşuyor. Yani bence bu Kral Süleyman vardı, işte 3. Dünya Savaşı başladı diyen kardeşimiz de kendini Mehdi zannediyordu. Birçok kişi de çevremde de öyle insanlar var. Tabii ki bir kişi olabilir ama
Sen misin, sen değil misin ben bilmiyorum. Diğerleri de kimdir bilmiyorum. Ama ne zaman gökten ses geldiği zaman zaten herkes kabul etmez, ondan kalacak. Öyle mi? Gökten ses geldi. Ondan Evet. sonra kimse itiraz edemez. 2024 Evet. Ramazan'ın 23. günü. Olmasa idam geçersiz oluyor. Olmasa yemin ederim ben vazgeçeceğim. Tamam kardeşim. Ve Okey. ben zeki bir insanım. Bunu da unutmayın. Ben zekiyim. Evet. Deliyim ama zekiyim. Evet. Deliler zekidir de siz. Açtan gibi ya. Aynen ha. Yani böyle kafası sıyırmış ya. Hani yani böyle çok bambaşka yani onu anlatamıyorum ha. Anladım. Hani farklı bir kişilik diyoruz. He. Evet. Eyvallah kardeşim.